İşte büyük gün geldi. Bugün özgürlük günü olacak. Hadi. Avukat çok uzun sürmeyeceğini söyledi. Daha önce verdiğimiz ifadelerden bir farkı olmayacakmış. Yeniden anlatıp yeniden yaşayacağız yani. Cansu'ya ne olacak acaba? Affettin mi onu? Ben söylediklerini anlattım işte. Onu uzun zamandır bu kadar içten görmemiştim. Yaptıklarının cezasını çekmiş gibi görünüyordu. Gerçekten. Buraya gelmek zorunda kaldığımız için üzgünüm. Ya söyledim ya, iyiyim ben. Cansu için üzülüyorum. Gerçekten inanıyorum ona. Pişman olduğunu gördüm. Ne yapacaksak yapalım da gidelim hemen. Cansu İlhanlı, Emir Sarrafoğlu, Feriha Sarrafoğlu. Cansu'nun psikolojik sorunları vardı. Bize yaptıklarını da bu yüzden yaptığını düşünüyorum. Tedavisinin olumlu sonuçlandığını görecek kadar tanıyorum onu. Tanık Lara Atabey'i dinleyelim. Cansu o gün gördüğümde tuhaf görünüyordu. Durgun ve donuktu. Ya fare zehrini torbadan düşürdüğünde... Ben o gün zaten polise verdiğim ifadede her şeyi açıkladım. Bence bugün burada başka şeyleri açıklamam lazım. Cansu onları zehirlediğinde yani biz zaten Cansu'nun tedavi olduğunu sanıyorduk. O gün tıpkı bugünkü gibi ilaçların eskisi altında olması gerekiyordu. Ama değildi. Çünkü Sanem Hanım ona ilaçlarını vermiyordu. Annem de, ben de. Bizim yanımıza defalarca Cansu ilaç verdiğini ve bu ilaçla defalarca yuttuğunu gördük. Ama kan tahlillerinde ilaç yerine vitamin çıktı. Ve Cansu Sanem Hanım'ın velayetine geçti. Bu iddialara gereken cevabı Cansu da verecektir zaten. Yeni bir tanığın dinlenmesini talep ediyorum. Benim anlatacaklarımın bu zehirleme olayıyla belki direkt bir ilişkisi olmayabilir. Ancak Cansu İlhanlı'nın bu duruma nasıl geldiğini anlamaya bir miktar yardımcı olabilir belki. Biz Haldun İlhanlı ölmeden önce biz bir dönem Sanem İlhanlı ile bir ilişki yaşadık. Ve o dönem benim yaşadığım teknede birlikteyken Sanem İlhanlı ile Haldun İlhanlı bizi görmüştü. Ve o sırada kalp krizi geçirdi. Öldü.
Hanımefendi. Beyefendinin anlattıkları dava konusu dışındadır Sayın Hakim. Müvekkilim davalı değildir. Tanık konumundayken sistemli ve etik dışı bir şekilde davalı konumuna getirilmek istenmektedir. Duruşmaya bir sonraki celseye kadar ara verilmiştir. Kaptan bekle. Hande, bana hiçbir şey hatırlatmana gerek yok. Ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım ben. Yapman gereken doğru olandı kaptan. Biri beni eve götürsün. Ne olur beni eve götürün. Seher. Seher bak gündüzlük iş de buldum ha. Seher banyoda mısın? Mehmet. Seher. Seher yok. Eşyalarını da almış gitmiş. Akif abiyle taksiye biniyorlardı. Alo. Feriha durum nasıl? Eve bomba düşmüş gibi işte. O kadından kurtulduğu için ne kadar şanslı olduğunu görecek. Sen anlattın değil mi onun yaptıklarını? Yüzünü çaldığını, diğer bütün yaptıkları. İşte anlattım da duyduğumu bilmiyorum ki. Ben bu gece erken gelmeye çalışacağım. Evde görüşürüz. Tamam.